أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم Bölge İrşat Başkanım, kıymetli Bölge Eğitim Başkanım, aramızda bulunan kıymetli hocalarım, bugünün gerçek kahramanları, hafızlarımız ve onlara her türlü fedakarlığı göstererek en büyük destekçisi olan kıymetli veliler, anne babalar, uzaktan yakından programımıza iştirak eden kıymetli misafirler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın Kuzey Hollanda bölgesi İrşat Başkanlığı tarafından tertip edilen hafızlık icazet programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Rabbim her birinizden ebeden razı olsun. Tabii biz teşkilat programlarımızda, her türlü çalışma ve toplantılarımızda bütün açılışlarımızı kelamların en güzeli olan Allah'ın kelamı ile yapıyoruz, hamdolsun. Bugün de aramızda çok kıymetli bir hocamız var. İstanbul'dan, Türkiye'den, Kocaeli'den, ana vatanımızdan aramızda bulunan kıymetli Muhammed Hanefi Kacır hocamızı açılış Kur'an-ı Kerim'ini tilavet etmesi için kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين بسم الله والذي أوحينا إليك
الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم الفاتحة Bir kitap ki Allah'ın beşere son kelamı, en büyük mucizesi ve en büyük selamı, bir kitap ki ne dengi, ne benzeri, ne eşi, insanlık aleminin batmayan tek güneşi. Yapmış olduğu bu güzel tilavetten dolayı Türkiye'den aramızda bulunan kıymetli Muhammed Hanefi Kaçır hocamıza teşekkür ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Kıymetli misafirler, şimdi bir selamlama konuşması için bölge başkanımız adına aramızda bulunan bölgemizin kıymetli eğitim başkanı Cemil Uslu hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in.
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya olsun. Selatü selam iki cihan serveri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olsun. Allah'ın selamı burada bulunan siz değerli kardeşlerim üzerine olsun. Çok kıymetli İslam Toplum Milli Görüş Teşkilatları Kuzey Hollanda Bölge İrşat Başkanım, yine aramızda bulunan Kuzey Hollanda Bölge Gençlik Başkanımız Hüseyin Karataş Başkanım, kıymetli hocalarım, değerli hafız kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz diyorum hafızlık icazet programımıza. İnsanları yeryüzünde karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarması için Allah-u Teala Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an'ı nazil etmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün insanları hidayete erdirecek, bütün insanlara ahlak yolunu çizecek, çizmiş olan ilahi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in tarifini yapacak olursak, Kur'an-ı Kerim Allah katından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla bildirilen, tevatüren rivayet edilen, musaflarda yazılı, okunmasıyla ibadet edilen muciz bir kelamdır. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den vahyi aldığı zaman, Cebrail aleyhisselam ona direkt vahyi getirdiği zaman veya direkt olarak ilham yoluyla vahyi aldığı zaman hemen onu hayatında tatbik eder, insanlara okumaları için onu öğretir ve insanlara hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve Kur'an'ı öğreteninizdir buyurması, Kur'an'ı öğrenmek, hayatta tatbik etmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Değerli kardeşlerim, kıymetli veliler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli hocalarım, kıymetli hafızlar. Öyleyse Kur'an ezberlendiği zaman hayatta tatbik edilmesi gereken bir kitaptır. Avrupa'nın göbeğinde insanlar evladımız elifbayı nasıl öğrenir? Son 10 kısa sureyi nasıl öğrenir diye mücadele ederken elhamdülillah bizim teşkilatlarımız, bizim hocalarımız, bizim öğrencilerimiz hafızlıklarını tamamladılar. Hafızlık yapan öğrenciler yetiştirdiler. Bu büyük bir başarıdır. Allah yolunda yürümek, Allah yolunda mücadele etmek mi istiyorsunuz? Çocuklarınızı bu memlekette himlazyum yaptırın, hafı okusunlar, yüksek okul okusunlar, üniversite okusunlar ama Kur'an'dan da uzak kalmasınlar. Bunlar yarın inşallah bugün hafızlıklarını tanıyan, hafızlıklarını tamamlayan ve icazet programına katılan bu gençler Allah-u Teala'nın izniyle okul derslerinde de başarılı olurlarsa yeryüzündeki bütün insanlara, Hollanda'daki bütün insanlığa Kur'an'ı anlatacak, Kur'an'ı yaşayarak gösterecek neslimiz olacaklar burada. Öyleyse değerli kardeşlerim, Kur'an'ın okunmasına, Kur'an'ın ezberlenmesine, Kur'an'ın hayat nizami olmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Cenab-ı Hak bu hafızları yetiştiren değerli hocalarımızdan razı olsun. Bu hafızlığa öncülük eden irşat başkanlığımızdan, Ahmet Kaya hocamızdan Cenab-ı Hak razı olsun, ekibinden razı olsun. Ben onlar adına sizlerden bir alkış rica ediyorum. Buyurun. Çünkü Kur'an'ı bilen bir nesil ancak sapıtmaz. Hangi İslami ilmi sormak istiyorsunuz? Söyleyin bakalım değerli kardeşlerim. Tefsir mi? Tefsir için hafızlık gerekir. Fıkıh mı? Kur'an gerekir. Bir ayetten hüküm istinbat edebilmeniz için o ayetin siyak sibakını iyi bilmeniz gerekir. Onun için vucuh ve nezahirde yine Kur'an-ı Kerim'i bilmeniz gerekir, ezberlemeniz gerekir.
Ben burada hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu gençlerimizin yolunu açık etsin diyorum. Aramızdan ayrılan ve öbür aleme göçmüş olan değerli büyüklerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bizleri ve evlatlarımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyen salih kullarından, saliha kullarından kılsın. Bizleri riyadan muhafaza eylesin. Yeryüzünde bizleri hakkın yanında bulunanlardan eylesin. Zulmün karşısında olanlardan eylesin değerli kardeşlerim. Bugün bu programa, hafızlık icazet programına Kuzey Hollanda Bölge Başkanımız Sayın Mustafa Hamurcu Beyefendi katılacaklardı. Ancak yoğunluklarından dolayı, programlarının yoğun olmasından dolayı özellikle haseten hepinize selamını getirdim. Hepinize selam söyledi ve buradaki evlatlarımızı, buradaki hafızlarımızı tebrik ettiğini sizlere iletmiş olayım. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak günümüzü, iftarımızı hayırlara vesile kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli katılımcılar, tabii programımızın en heyecanlı bölümüne geçiyoruz şimdi. Biraz sonra bugünün gerçek kahramanlarını sahneye alacağız. Çünkü bugün o kardeşlerimiz için buradayız biz. Onlar hafızlığını ikmal etti, tamamladı ve Kur'an'ın taşıyıcıları oldular. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz de gönlümüzde ayrı bir taht kurmuş oldu. Yani böyle bir ortamda bu imkanlar içerisinde bu kadar dünyalığa meyledildiği, dünyevileşildiği şu dönemde bu kardeşlerimizin Kur'an'ı tercih ederek Allah'ın kelamını hıfz etmesi gerçekten kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Ama diğer taraftan da bu fakir kardeşiniz Ramazan'dan birkaç gün evvel döndü Sudan'dan. Teşkilatımızın kumanya çalışmalarını takip etmek için Sudan'daydık. Orada bir Kur'an okulunu ziyaret ettik. 550 tane Kur'an hafızı yetişiyordu orada. 550 talebesi vardı. İnanın oradaki ortamı gördükten sonra insan insanlığından utanıyor. Ve diyor ki ya Rabbi sen bize ne kadar büyük nimetler vermişsin. Ama biz kadir kıymet bilmiyoruz. Balık denizin dışına çıktığı zaman denizin kıymetini anlıyor. Bizler de böyle teşkilatımızdan biraz uzaklaşıp farklı bölgeleri, coğrafyaları gördüğümüz zaman diyoruz ki elhamdülillah Avrupa'da tabiri caizse bataklık içerisinde gül yetiştiren bir teşkilatımız var. Onun için Rabbimize hamdü senalar olsun. Buradaki kardeşlerimiz de o imkansızlıklar içerisinde hafız olanları görüp ne yapması lazım? Şu an belki o niyeti halen taşımayan varsa evlatlarımızdan, gençlerimizden, ya ben Kur'an'a gereken ilgi ve alakayı vermiyorum. Ben de bu Kur'an'a hak ettiği değeri vermem lazım deyip mehcur bırakmamak lazım. Kıymetli kardeşlerim, serde hocalık olunca böyle mikrofonda elimize geçince konuşuyoruz. Yani sunuculuktan öte araya böyle birkaç serpiştirme yapacağız inşallah. Şimdi sizleri ayağa kaldıracağım. Neden? Hani böyle Türkiye'de İstiklal Marşı falan okunduğu zaman saygıdan, hürmetten dolayı ne yapıyoruz? Böyle bir ayağa kalkıyoruz, kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Şimdi yürüyen Kur'an olmuş hafız kardeşlerimizi karşılayacağız. Salavatlarla, tekbirlerle karşılayacağız. Bayanların çoğu ayağa kalktı ama erkekler halen oturuyor. Şöyle ayağa kalkıyoruz ve salavatlarla hafızlarımızı huzurlarınıza alıyoruz. Hafız Efe Bülbül, Hafız Muhammed Irmak ve Hafız Bilal Can kardeşlerimizi inşallah salavata eşlik ederek karşılayalım.
Hafızlarımızı bir kez daha sizlere inşallah takdim edelim. Hafız Efe Bülbül, Hafız Muhammed Irmak ve Hafız Bilal Can kardeşlerimiz şu an kürsüde huzurlarınızda. Hem onlara hem de yeryüzündeki bütün hafızlara, Kur'an sevdalılarına selam olsun diyorum. Ve bu bölümü takdim etmesi için bölge hafızlık koordinatörümüz muhterem Hüseyin Külah hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli bölge irşat başkanım, muhterem bölge eğitim başkanım, teşkilatımız bünyesinde görev alan değerli başkanlarım, idarecilerimiz, hafız ve hazırlık hocalarımız, siz kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, bugün düzenlemiş olduğumuz hafızlık icazet programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbül Alemin bugünkü bu programımızı hayırlara vesile kılsın, mübarek eylesin. Bizleri bugün de burada toplamış olduğu gibi Yüce Rabbimiz kıyamet gününde Havz-ı Kevser'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde toplanmayı nasip-i müessir eylesin. Böyle mübarek Ramazan bir gününde bizlere bu mutlu anı yaşattığı için Rabbimize hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, Kuzey Hollanda Milli Görüş Hafızlık Bölümü olarak bizler 12 yıldan bu yana bu eğitimi sürdürmekteyiz. 2010 yılında Amsterdam Selimiye Camisi'nde değerli bölge irşat başkanımız Ahmet Kaya hocam ve muhterem eşleri Figen Kaya hocamızın öncülüğünde başlatılmış olan takriben 10 ile 10-15 öğrenci civarı bu hafızlık eğitimiyle başlatılan eğitim bugün geldiğimiz noktada Allah'a hamdü senalar olsun 6 şubemizde 129 öğrencimizle hafızlık eğitimine devam ediyoruz. Tabii Kuzey Hollanda olarak tohumunun ilk burada atıldığı hafızlık eğitimi Avrupa'nın birçok ülkesinde, bölgesinde, şubesinde çığır açmıştır. Bizlere genel merkezimizin göndermiş olduğu, vermiş olduğu son bilgiler ışığında 24 bölgemizin 77 şubesinde toplamda 1730 civarı öğrencilerimizin Avrupa'da hafızlık eğitimi aldığı bilgisi bizlere ulaştı. Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim sayılarını artırsın kardeşler.
Değerli müminler, dünyadaki bizlerin varoluş sebebini Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede buyurduğu üzere Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Biz insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsin diye yarattım buyuruyor. Dünyadaki varoluş gayemiz imtihan sebebi olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah Azze ve Celle bu imtihanın da sebeplerini Kur'an-ı Kerim'de bizzat bizlerin önüne seriyor. Buyuruyor ki اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Evlatlarınız ve mallarınız üzerinde sizleri imtihana sebep kılacağız. İmtihana tutacağız. Bizler evlatlarımız üzerinde Allah'a en iyi kul olabilme noktasında ancak bu şekilde ilerleyebiliriz. Evlatlarımız bizim en büyük hazinemizdir. Yavrularımız Allah tarafından bizlere verilen en değerli, en kıymetli emanetlerdir. Bu emanetleri en iyi şekilde Allah'ın rızasına uygun bir durumuyla yetiştirmek her Müslüman bir bireyin üzerine vazifedir kardeşler. Onları Rablerine kul, Habibine ümmet şuuruyla eğitimlerini üstlenmek zorundayız. Değilse kıyamet günü altından kalkamayacağımız suallerle karşılaşacağımızı bilmenizi isterim. Tahrim suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Qu enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler. Nefsinizi ve ehlinizi, evlatlarınızı, yakıtı insan ve taştan olan cehennem ateşinden koruyunuz. Demek ki Allahu Teala bizleri bu şekilde imtihan etmeyi murad etmiş. Bizler de bu sebeple bu yavrularımızı yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan sabır göstererek, sebat göstererek eğitimlerini son ana kadar üstlenmek zorundayız kardeşler. Bakın, ayeti kerimede geçen İnna Allah ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir ayetini. Bizler öfkelendiğimizde sabır gösterip veya başımıza bir musibet geldiğinde sükût gösterip kazanacağımızı, yani bununla sadece yol alacağımızı algılayamayız. Her sabah namazında bir mümin uykusunu bölüp kalkıyorsa sabır gösteriyor demektir. Ramazan ayında 30 gün boyunca yemeden içmeden kendisini bir şekilde nefsine dur deyip uzaklaştırıyorsa sabır sebat gösteriyor demektir. Aynı şekilde yavrularımızın eğitimi noktasında Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yetiştirmek de en büyük sabır işidir kardeşler. Şimdi bazı kardeşlerimiz her zaman bizlere şunu söyler. Hocam en iyisini en layıkıyla yapmaya çalışıyorum fakat yine de benim tersim istikametimde evladım ilerliyor. Ben ne yapacağım diye sorular soruyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını boşuna göndermedi. 950 sene bu peygamberi yaşattığını, Nuh Aleyhisselam'ı yaşattığını Allah Azze ve Celle bildiriyor. Bu 950 yıllık serüven içerisinde maalesef kendi evladına iman ettiremeden bu dünyadan göçüp gitti. Fakat Hazreti Nuh'un Allah katında hiçbir değeri, ilgisi azaldı mı? Tam tersine. Ülül Azim, yani 5 büyük peygamberlerden bir tanesi kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Demek ki bizler üzerimize düşen bu görevi layıkıyla yerine getirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle kıyamet gününde hesabını veremeyeceğimiz bir sualle karşılaşmayacağızdır. Ancak dikkat etmek gerekir ki bu evlatlar az önce de belirttiğim üzere bizlere en büyük emanetlerden bir tanedir. Bu emanetlere en iyi şekilde riayet etmek zorundayız kardeşler. Teşkilatımızın
hafızlık eğitiminde 5 bölümde ilerliyoruz bizler. Hafızlık hazırlık ile başlayan sürecimiz, yavrularımızı 7 ile 10 yaşları arasında bizler kurslarımızı alıyoruz ve sıfırdan başlatıyoruz. Birinci bölüm kıraatül Kur'an, Kur'an'ı okuyabilmek. Kur'an'ın lafzına uygun mahreciyle, tecvidiyle en iyi şekilde okuyabilmek adına 1,5 yıllık eğitime tabi tutuyoruz. Bu 1,5 yıllık eğitimin sonunda sınavda başarı gösteren öğrencilerimizi ikinci bölüm olan Hifzul Kur'an, yani Kur'an'ı ezberlemek adına hafızlık bölümüne alıyoruz. Hafızlık bölümünde yavrularımız ezberlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i tamamlayana kadar 3 yıl, 2,5 yıl devam ediyorlar. Üçüncü bölümde ise burada başarı gösteren, burada gördüğünüz 3 yavrumuz, Allah'a hamdolsun, bu 2 bölümü bitirdiler. Üçüncü bölümde ise diplomalarını aldıktan sonra Fehmül Kur'an, Kur'an'ı anlamak adına tekamül kurslarımıza bu yavrularımızı yönlendiriyoruz. Bu tekamül kurslarımızda Arapça, siyer, akaid, tefsir gibi farklı farklı dersleri işletiyoruz. Ve dördüncü bölümümüzde yavrularımızın kendine iş düşüyor. Amelül Kur'an, ezberledikleri ve öğrendikleriyle amel etmek zorundalar. Değilse bu eğitimin, bu kazanılan ilmin hiçbir faydası olmaz kardeşlerim. Beşinci bölümümüzde ise, bu da en önemli bölüm, Belagatül Kur'an, Kur'an'ın belagatı, yani tebliği. Burada kazanmış oldukları bu ilmi insanlara yaymak zorundalar. Emri bil ma'ruf, nehy-i anil münker düsturuyla iyiliği emredip kötülükten men eden bir birey olmak zorundalar. Allah Azze ve Celle çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor kardeşler. Bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kul vefat ettikten sonra amel defteri de kapanır. Ancak ve ancak şu 3 şey müstesna. Hayırlı bir evlat yetiştiren, ilminden faydalanılan kişi. Hayırlı bir evlat ve ilminden faydalanılan kişi. Kıyamet gününe kadar amel defterimiz açık kalacak. Allah'a hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, dünya hayatı öyle bir hal aldı ki, fitnenin, fücurun, kötülüğün adeta kol gezdiği, birbiriyle yarıştığı bir zamanda bu yavrularımızı bizler yetiştirerek ifsad eden toplum içerisinde irşat görevini üstlenmek zorundalar. İyiliği emretmek zorundalar. Ancak ve ancak Rabbimizin katında bu şekilde kıymetli oluruz. Diğer bir hadis-i şerifinde de buyurduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyurmuştur. Hafızlar için müjdesi ise, ümmetimin en şereflileri Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen ve onunla amel eden kişilerdir. Bu bağlamda ben buradaki bu yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten az sonra zaten sunumlarını yapacağız. Kimisi 3 yıl, kimisi 4 yıldan bu yana gecesini gündüzüne katarak, slaytlarda da izleyeceksiniz. Bakın göreceksiniz. Orada dışarıda arkadaşları top oynarken hem ders çalışıyor hem de pencereden onları izleyerek devam ediyor. Allahu Teala bunun mükafatını vermez mi kardeşler? Bu gayretlerin, bu çabanın, onun rızasını kazanmak adına yapılmış bu çilenin mükafatını vermez mi? Elbette verir. Allah'ın izniyle bu dünyada da şu anda veriyor zaten. Ahiret gününde de Kur'an'la yüceleceklerini zaten Yüce Rabbimiz bizlere buyuruyor. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi sırasıyla inşallah bu hafızlarımı sizlere takdim etmek istiyorum.
ve Kur'an tilavetlerini hep beraber sırayla dinleyeceğiz. İlk önce birinci hafızımız Efe Kayra Bülbül'den başlıyoruz. 2017 yılının Eylül ayında Zaandam Osmanlı şubemizde Fadime Akça hocamız ile 9 yaşında hafızlık hazırlığa başladı. 2019 yılının Şubat ayında düzenlenen hafızlık hazırlık sınavında başarı göstererek hafızlığa geçiş yaptı. 27 Şubat 2019 yılında Zaandam Osmanlı şubemizde değerli hocamız Rabia İlbuğa hocamız ile hafızlığa başlayan hafızımız 24 Nisan 2021 yılında hafızlığını tamamladı. 2021 Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya Köln merkezinde gerçekleştirmiş olduğu hafızlık sınavında başarı göstererek diplomasını almıştır. Yavrumuzun hafızımız hali hazırda 13 yaşındadır. Kuzey Hollanda Milli Görüş Başkanım, İrşat Başkanım, Eğitim Başkanım ve Zaandam Şube Başkanımın nezdinde şahsım ve teşkilatım adına hafızımızı ve değerli ailesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Şimdi hafızımızın Kur'an tilavetini dinlemek üzere mikrofonu kendisine takdim ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ves salah. İnne Allahe ma'as sabirin. Ve la tekulu limen yuqtelu fi sebilillahi emvat. Bel ahya'u velakin la teş'urun. Ve lenebluvennekum bişey'in minel havfi vel cu'i ve neqsim minel emval. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
Sadakallahul azim. Evet. Yüreğine sağlık hafızım. Hafızımız için bir kuvvetli alkış istiyorum. Evet. Fazlasıyla hak ettiler zaten. Evet, ikinci hafızımızla devam ediyoruz. İkinci hafızımız Muhammed Ömer Bekir Irmak. 2014 ile 2016 yılları arasında 6 yaşında Amsterdam El Kübra Cemiyeti'nde değerli kadın kolları teşkilatı başkanımız Şükran Altuntepe hocamız ve muhterem hocaları Nurşen Aksoy hocam, Gülsün Çakır hocalarımızın nezdinde ön hazırlığını tamamladı. 2018 Şubat ayında Zaandam Osmanlı Şubesi'nde Fadime Kaya hocamız ile hafızlık hazırlığa başladı. 2018 Temmuz ayında düzenlenen hafızlık hazırlık sınavında başarı göstererek hafızlık bölümüne geçiş yaptı. 3 Eylül 2018 yılında Zaandam Osmanlı Şubemizde değerli muhterem hocamız İlknur Demir hocamız ile hafızlığa başlayan hafızımız 14 Kasım 2020 yılında hafızlığını hocasında tamamladı. Sınava hazırlık sürecinde bölge hafızlık kursunda muhterem değerli hocamız Abdülkadir hocam o şekilde 3 ay boyunca devam etti. 2021 Kasım ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya Köln merkezinde düzenlemiş olduğu hafızlık sınavında başarı göstererek diplomasını aldı. Hafızımız hali hazırda 14 yaşındadır. Bölge başkanım ve irşat başkanım nezdinde şahsım ve teşkilatım adına hafızımızı ve değerli ailesini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Şimdi hafızımızın Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemek üzere mikrofonu Muhammed'e bırakıyorum. Buyur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ
İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Âmennâ billâh, sadakallâhul azîm. Evet, ağzına sağlık hafızım. Evet, ikinci hafızımız için de kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet, Allah razı olsun. Evet, üçüncü hafızımız Bilal Can. 2014 ile 2016 yılları arasında 7 yaşında Amsterdam El Kübra Cemiyeti'nde yine aynı değerli Kadın Kolları Teşkilatı Başkanımız Şükran Altuntepe Hocamız, hocalarımız Nuşen Aksoy ve Gülsüm Çakır Hocamız nezdinde hazırlığını tamamlamıştır. 2016 yılının Ocak ayında hafızlığa geçiş sınavında başarı göstererek hafızlığa geçiş yapmıştır. 1 Şubat 2016 tarihinde Amsterdam Selimiye Camisi'nde sırasıyla değerli hocamız Figen Kaya hocam ve şahsımda hafızlık yapmıştır. Selimiye Camimizden hafızlık kursunun taşınmasıyla birlikte Zaandam Osmanlı Camii'nde değerli hocamız Rabia İlbuğa hocamızın nezdinde 15 Ekim 2020 yılında hafızlığını tamamlamıştır. 2021 Kasım ayında Almanya Köln şehrinde yine aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu sınavda başarı göstererek diplomasını almıştır. Hafızımız hali hazırda 15 yaşındadır. Ben yine tekrardan Kuzey Hollanda Milli Görüş Bölge Başkanım, İrşat Başkanım, Zaandam Şube Başkanımın nezdinde şahsım ve teşkilatım adına hafızımızı ve değerli ailesini tebrik ediyorum. Şimdi üçüncü hafızımızı dinlemek üzere mikrofonu ona tevdi ediyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tequlu ra'ina ve kulu zurna ve esma'u ve lil kafirine azabun elim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Sadakallahu'l-Azim. Evet, yüreğine sağlık hafızım. Hafızımız için de bir kuvvetli alkış istiyorum. Evet, tabii hafız dedik ama bunları biraz daha bir kısa bir imtihana tabi tutmak gerekir değil mi? Yani şimdi bildiği haftalarca çalıştığı yerlerden okudular. Biraz da bilmediği yerlerden bir soralım. Gerçekten hafızlıklarını tamamlayabilmişler mi? Buradan misafirlerimizden şöyle 1 ile 30 arası. Musla abim senden başlayalım. Bir 1 ile 30 arası bir rakam isteyeyim. 13. cüz. Evet Efe, mikrofonu uzat bir zahmet ya da buradan verin. Muhti'ine mukni'i 13. cüz. Haydi bakalım. مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا رَبَّنَا أَغْفِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Evet, teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet. Bilmediği bir yerden soruyoruz. Evet, Muhammed Irmak. Var mı bir rakam söyleyecek? Üstadım buyurun, sizden alalım. 10. cüz. Evet. Radû bi en yekûnû ma'al havâlifi. Buyur hafızım. Bismillahirrahmanirrahim. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله فهم لا يعلمون مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. تبريك ediyoruz yavrumuzda. Kuvvetli alkış. Evet. Son sayımızı da buradan alalım. Hafız sen söyle bakalım. 28. cüz. Evet. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Evet, tebrik ediyoruz yavrumuzda. Evet, Rabbim razı olsun hocalarımızdan, yavrularımızdan. Ben tekrardan hem evlatlarımızı hem ailelerini tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. Rabbim inşallah ezberlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim ile amel etmeyi, onunla hayatına yön vermeyi nasibi müessir eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir kitap ki mübindir, apaçıktır görene. Son nefeste korku yok ona gönül verene. Adı Kur'an-ı Kerim, mekanı kalbi selim. Ondadır gerçek irşat, ondadır gerçek ilim. Kur'an'a gönül veren bu kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Rabbim sayılarını artırsın. Onları Kur'an'la amil eylesin. Şimdi kıymetli katılımcılar, bu hafızların yetişmesinde tabii ki teşkilatımızın çok büyük emeği var. Annelerin çok büyük emeği var. Biz hem anneler adına hem ailenin diğer fertleri adına böyle çileli bir yolculuğun tamamlanmasında emeği geçen en büyük destekçilerinden birisi olan bu hafızların babalarını alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Babaları buraya bir alalım. İlk önce selamlıyorum bütün misafirlerimizi. Çok kısa keseceğim. Ben biraz mikrofonu aldım, biraz gevezeyimdir bu konuda. Ama teşkilatımızın bu konuda çocuklarımızı bu duruma, başta Rabia hocamızı çok teşekkür ediyorum. Eşime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu. İnşallah bütün buradaki yavrularımızın hepsine bu güzel hafızlarımız gibi sizlere de inşallah nasip müessir eder. Tekrardan hepinizin ayağınıza ve yüzünüze sağlık. İsmail Başkanıma olmak üzere ve bunu unutmak istemiyorum. Tulup Sayın Efendi Köse abime de çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi bize bayağı katkılar oldu. O yüzden kendisine de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buyurun. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Herkes hoş geldi. Hoş geldi. Çok heyecanlıyım. Ne konuşacağımı şu an inan bilmiyorum. Öncelikle başkanlarımıza, hocalarımıza, bütün hocalarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Bize destek verdikleri için, Allah razı olsun onlara, bize söz verdikleri için, bayan hocalara, hanımıma, herkese teşekkür ederim. O kadar. Sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Yani hafız babası olsam ben de heyecanlanırdım değil mi Ahmet hocam? Allah cümlemize nasip etsin. Buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bizim davetimize icap ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bu hafızlıktan süresince yardımcı olan tüm hocalarımız, değerli hocalarımıza ve hafızlığa katkısı olan kişilere ayrıyeten teşekkür ederim. Ve bu hafızlığı başlatan Ahmet Kaya hocamıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bu teşkilat olmasaydı bizim çocuğumuz şu anda hafız olamazdı. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, biz de bu hafızların yetişmesinde büyük emeği olan anne babalara, bütün aile fertlerine teşekkür ediyoruz. Allah ecirlerini kat kat versin. Tabii vaktimiz daralıyor. Şöyle bir 45 dakikamız var herhalde iftar için. O yüzden hızlı bir şekilde slide gösterimizi izleyeceğiz. Raditu
بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l-hamd, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Resulallah, Allah, Ya Habiballah, Allah, Ya Şefiallah, Allah, Sallallahu ala Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Canım kurban olsun Senin yoluna Adı güzel kendi Güzel Muhammed Gel şefaat eyle Kemter koluna Adı güzel kendi Güzel Muhammed Gel şefaat eyle Kemter koluna Adı güzel kendi Güzel Muhammed Allahümme salli Alel Mustafa Allahümme salli Alel Murteza Allahümme salli Alel Mücteba Allahümme salli Ala Muhammed Allahümme salli Alel Mücteba Allahümme salli Ala Muhammed Biz Kur'an'ın harimleri Pür imanlı Biz Kur'an'ın hadimleri Pür imanlı ve zindeyiz Bu yoldan dönmeyiz asla
izindeyiz, izindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla. İslam'ın nurlu gür sesi kaldırdı zulmeti yesi. İslam'ın nurlu gür sesi kaldırdı zulmeti yesi. Alemlerin efendisi, peygamberin izindeyiz, izindeyiz. Cende kalan bir can ile, aşk ile pür iman. Hazreti Kur'an ile peygamberin izindeyiz, izindeyiz. Biz Hazreti Kur'an ile peygamberin izindeyiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kültürü, özü, dini, dili, ırkı farklı olan insanların karma anlayışla bir arada yaşadıkları ortamlarda ilahi kelimetullah adına burada dinini, geleneklerini ayakta tutmaya çalışan siz değerli kardeşlerimizin 60 yıllık süreç içerisinde geliştirdiği, özellikle Hollanda bölgesinde bütün Avrupa'yı etkileyecek derecede bir damga vuracak şekilde bir hafızlık eğitiminin 10 yıl önce bundan kıymetli Ahmet Kaya hocamın önderliğinde başlamış olmasıyla Avrupa'da ses getiren bir sistemle bu hafızların, Kur'an bülbüllerinin yetiştiği şu atmosferde bu atmosferi sağlayanları takdir etmemek mümkün değil. Hocasıyla, anne babalarıyla, efendim bu davaya omuz veren kardeşleriyle birlik ve beraberlik içerisindeki bu atmosferdeki bu duyguyu yaşatanları gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de kıymetli hocamıza ve hafız hocalarımıza diyelim. Çünkü aslında hepsi buradaki üç hocamız da hem hafız hem hoca. Hepsi başımızın tacı. Kıymetli misafirler, programın sonuna yaklaştık. Şimdi bölge irşat başkanımızı Ahmet Kaya hocamızı alırken aynı zamanda ödül töreninde hediyeleri takdim edecek olan bölge eğitim başkanımız Cemil Uslu hocamı, Zaandam şube başkanımız İsmail Genç başkanımızı buraya alacağım. Tabii bu işlerin asıl programlanıp yapıldığı, kararların verildiği bölgemizin inşallah temsilcisi olarak, bu işlerin başındaki isim olarak bölge irşat başkanımıza ben sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet, iftar saati yaklaştığından dolayı inşallah çocuklarımızın almış oldukları hem Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığımızın diplomasını, hem Avrupa'da İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarımızın diplomalarını onlara tevdi edeceğiz. Şöyle alalım.
Evet. Üçünün de ayrı ayrı diploması var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık belgesi. Allahü Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbet biziz." Hicr suresi 9. ayet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki: "Hafız olup Kur'an'ı okuyan kişi şerefli meleklerle beraberdir." Buhari'nin tefsir bölümünde 1. hadis-i şerif. Başkanlığımızca açılan hafızlık tespit sınavında başarı sağlayan bu Bilalcan yavrumuz bu belgeyi almaya hak kazanmıştır diyor. Ve diğer hafızlarımıza da aynı diplomaları tevdi edeceğiz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları İrşad Başkanlığı hafızlık belgesini de okuyayım sizlere. Ve Rattilil Kur'an Etertiyle ayeti kerimesini not düşmüş. Mustafa oğlu Bilalcan hafızlığını başarıyla tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Ve aynı açıklamanın İngilizcesi orada da mevcuttur. Hemen inşallah hocam diplomaları siz buyurun teşrif edin hafızlarımıza. Bilalcan. Evet, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları aynı zamanda hafızlarımızın her birine biner ürü hediye veriyor. Hocam aynı hafıza bu hediyeyi de verelim. Evet, Zandam Camii cemiyetimizin hafızı kursumuzun da bulunduğu Osmanlı Camimizin başkanı değerli İsmail Genç Başkanımız Muhammed Ömer Bekir Irmak hafızımızın hem diplomasını hem hediyesini veriyor. Buyurun başkanım. Allah razı olsun. Şimdi sırada Efe Kayra Bülbül. Siz vereceksiniz. Tamam. Muhammed Hanefi Kacır hocam, sizi buraya alalım. Efe Kayra Bülbül hafızımızın. Hocam siz Türkiye'de hafızlık seviye tespit sınavlarına giriyorsunuz. Sizden gelen diploma ve Avrupa'daki diploması, buyurun. Evet, hafızın alkışını unutmayalım. Evet, teşkilatımızın hediyesini de hocam tevdi buyurun. Anlayacaksın. Evet, buyur hocam. Evet. Şimdi kıymetli Kur'an bülbülü yavrularımızın her biri birbirinden değerli gerçekten. Bunların her biri anne babaları için, içerisinde yaşadığı bu toplum için adeta cehennem kapılarını kapatacak değerde efendim bir muhafız konumunda olacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Ama bir tevafuk oldu diye ben onu da espri olsun diye diyeceğim. Şimdi Selami Bey'le ben biraz önce konuştum. Tabii yavrusunun burada olduğunu sonradan öğrendim. Dedim ki Dam Meydanı'na Trabzonspor'un bayrağını asacağız dedim. Ama asıl bayrak burada. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Selami Bey'i, diğer velileri tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, cemiyetimizin başkanı İsmail Genç Başkanım hafızlara ekstradan birer tane de zarf verdiler. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir hafızlık programında gerek ilmi olarak birçok açıklamalar yapıldığı için vaktinizi almayalım inşallah. Hediyeler böyle sadece çam çakısı çoban armağanı şeklinde sunuluyor ama inşallah bu mübarek kutlu ayda Rabbimizin huzurunda ona yönelip yürekten diyoruz ki sunabilecek topluma en güzel hediye aslında yavrularımızın yapmış oldukları hafızlıklarıdır.
Rabbim dergahında kabul eylesin inşallah. Ve lafzının hafızı oldukları Hazreti Kur'an'ın hükümlerinin de muhafızı olabilecek bir bilgiyle, Kur'an-ı Kerim ilmiyle donanmalarını en kısa zamanda bu toplumda İslam'ı anlatan, Kur'an'ın getirmiş olduğu o vahiy bilgilerini nesillerimize aktaran alimler olmasını Rabbimden diliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Hafızlarımızın ailesinin Amsterdam Ayasofya Camii'ne yapmış olduğu katılımcılar adına sadakayı cariyelerin sertifikası bu. Yani ne demek istiyorum? Bu hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalarımızın, üstadlarımızın ve özellikle bu programda organize boyutunda görev alan kardeşlerimizin, hocalarımızın adına velilerimiz Amsterdam Ayasofya Camii'ne bir sadakayı cariye yapmış her biri adına. Dolayısıyla onların sertifikasını da vereceğiz. Figen Kaya hocamız, Şükran Altuntepe, Rabia Ulu İlboğa, İlknur Demir, Nermin Korkmaz, Nurşen Aksoy, Fadime Akça, Arefe Şimşek, Neslihan Durmaz, Gülsüm Çakır, Zeynep Topal, Büşra Durmaz ve Mine Kaya hocalarımıza sertifikaları yukarıda verilecek. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi de erkek hocalarımızın, bayların isimlerini inşallah okuyalım. Muhammed Hanefi Kacır, Ahmet Kaya, Hüseyin Külah, İsmail Genç, Fatih Sultan Kaya, Fethullah Sultan Kaya, Emrullah Sultan Kaya, Abdullah Kaya, Abdülkadir İnan, Yasin İnan, Ali Andal, Akif Andal ve Talha Duran. Kardeşlerimize, hocalarımıza da ayrıyetten teşekkür ediyoruz. Sertifikalarını hocam vakit geldiği için özelden takdim ederim inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allahu Ekber, la
Allah kabul eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, yaptığımız bütün ibadat ve taatlarımızı rızasına uygun eylesin. Programımız dua ile nihayete erdi. Yani artık gündemde herhangi bir şey yok. Yemeklerimizi bitirdikten sonra dileyen namazını burada kılabilir. Yakından gelen kardeşlerimiz de mahallesindeki camide veya hanesinde namazlarını eda edebilir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah her birinizi hafız, yakın eylesin. Babaysa hafız babası etsin. Anaysa hafız anası eylesin. İnşallah Rabbim bizlere de bu şerefli tacı giydirsin diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.